Merhaba arkadaşlar. Bugün Darüzzeferan'a geldik. Burayı da gezelim istedik. Hazır hava güzelken değerlendirelim. Yani büyük ihtimalle kış ayının son güzel günü diye düşünüyorum. Çünkü Aralık'tayız. Aralık 4. Ve şu an geldik. Şu an ziyaretçi girişimi giriş yapacağız. Bakalım. Merak ediyoruz biz de sizler gibi. Hep beraber gezelim. Gezelim. Hatta Darüzzeferan girişi ücretli. 10 TL'lik biletlerimizi aldık ve giriyoruz. Hoş bir yürüme yoluyla geçiyoruz. Buraya geldiğimizde ara ara içeri alıyorlar. Yani belli bir kitle arıyorlar tercüman vasıtasıyla. Biz şu an yürüyoruz. Ben telefonlarımızı sessize alıyoruz. Buyurun, beni takip ederek ana kiliseye geçebiliriz. Bugün Manastır'da 4 bölüm gezeceğiz. İçinde bulunduğumuz bölüm Ana Kilise bölümü milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. Ve günümüzde hali aktif olarak ibadetlerimiz burada yapılıyor. Bir Süryanilerde günde 7 kere ibadet yapılıyor. Bunların 4'ü bireysel, diğer 3'ü ise sabah, öğle ve akşam olmak üzere toplu bir şekilde yapılıyor. Onun dışında haftada 3 kez çarşamba, cuma, pazar sabahları kutsal bölümde alimler gerçekleşiyor. Kutsal bir yer olduğu için bizden de herkes
Patrik, Süryani Ortodoksların en üst düzey ruhani lideri olur Katoliklerdeki Papa gibi. Bizde de Patrik olur ve tek olur. Patrik yani bu manastırda 640 yıl boyunca görev yaptıktan sonra 1932'de buradan Şam'a taşındı ve hala Şam'da görev yapmaktadır. Patrikhanenin bir zamanlar burada olması demek, dünyadaki bütün Süryani Ortodoksların buraya bağlı olduğu anlamına geliyor. Ve Patrikhane bir dönem burada kaldığı için onlara ait bazı eşyaları görebiliyoruz, bu iki mamam sandalyesi gibi. Bu taraftaki ceviz ağacından yapılma yaklaşık 400 yıllık bir sandalye, diğeri ise fil dişi süslemeli yine ceviz ağacından yapılma yaklaşık 500 yıllık bir sandalye. Üzerinde gördüğünüz küçük beyaz işlemeler fil dişi. Yan tarafta ise bir fresk, bir resim görebiliyoruz. 1200 yıllık tarihi bulunuyor ve orijinal kök boyalarıyla yapıldı. Mor Hananyo'ya ait bir fresk. Mor, aziz demek, Süryanice bir kelime. Mor Hananyo 8. yüzyılda manastırımıza gelip büyük çaplı restorasyonları yaptığı için bu fresk onun anısına yapıldı. Ve günümüzde hali kilisemiz Mor Hananyo ismini taşımaktadır. Şöyle biraz yukarı tarafa baktığınız zaman bazı kemer işlemeler görebiliyorsunuz. Bunlar da milattan sonra 5. yüzyıldan kalma ve orijinal yapılardır. En üstteki balkonlar ise kiliseye sonradan eklendiği yaklaşık 200 yıllık tarihleri bulunuyor. Eskiden cemaatimiz burada kalabalık olduğu zamanlarda kiliseye sığmıyor, oradaki balkonlara çıkıp ibadetlere katılıyordu. Günümüzde ise artık o balkonlar kullanılmıyor. Şöyle hemen kapının üstünde bir tablo görebiliyorsunuz. Suruçlu Moğol Yakup'a ait bir tablo. Ceylan Deyisi'ne yapıldığı yaklaşık 110 yıllık tarihi bulunuyor. Kendisi bir aziz, şair, yazar, öğretmen olduğu için yanındaki de onun öğrencilerini, kitapları ise çevirilerini ve eserlerini temsil ediyor. Var mı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey? Bugün fotoğraf çekimimizi yaptıktan sonra sağ taraftan diğer bölüme geçiyoruz. Burası da Meryem Ana Kilisesi. Milattan sonra 5. yüzyılda Meryem Ana anısına inşa edildi. Burası artık günlük ibadetler için kullanılmıyor. Burası bir vaftizhane görevi görüyor. Vaftiz törenleri burada gerçekleşiyor. Burada gördüğünüzse bir vaftiz taşı kayaya uyulmuş 1500 yıllık tarihi bulunuyor ve günümüzde hali aktif olarak kullanılıyor. Bu büyükler için, şöyle karşıdaki diğeri ise bebekler için kullanılıyor. Bu vaftiz inancımıza göre doğan her bebek günahkar bir şekilde doğuyor. Tabi bu kesinlikle kendisinin işlemiş olduğu bir günah değil. Adem ve Havva'dan gelen bir günah. Doğduktan birkaç ay sonra vaftiz ediliyor. Su, kutsal yağlar ve ibadetler eşliğinde, yani yıkanıyor ve yağlanıyor. Vaftiz olduktan sonra inancımıza göre günahlarından arınıyor ve Hristiyanlığa ilk adımını atıyor. Aslında bu vaftiz Hristiyanlığa ilk adım oluyor. Ve herkes hayatında sadece bir kere vaftiz olabiliyor ve genelde bebekken oluyor. Bu büyükler için dediğim ise daha sonradan Hristiyan olmak isteyen olursa burada vaftiz olabiliyor. Yan tarafta ise matbaayı görebiliyoruz. Matbaayı 1876 yılında din adamı Hadley 4. Petrus Londra'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret esnasında İngiltere Kraliçesi Victoria'dan matbaayı o manastırımıza getiriyor. Latin alfabeli bölgeye getirilen ilk matbaadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin tüm resmi evrakları bu matbaayla basılıyordu. Ve Türkiye'nin ilk Latin harfli gazetesi olan Mardin gazetesi de bu matbaayla basılmıştır.
Burada ise tahtrevan var görebiliyoruz. Eskiden motorlu taşıtlar olmadığı için bunlar makam aracı olarak kullanılıyordu. Jenevede bir arkaya bir toplamda iki at bağlanır ve din adamlarımız bu araçlarla taşınırlardı. Yaklaşık 300-350 yıllık tarihi bulunuyor. Bazı yerlerde bu araçların insan tarafından taşındığını görebiliyoruz fakat Süryanilikte hiçbir zaman kölelik olmadığı için her zaman hayvan gücüyle taşınmışlardır. Var mı merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey? Buyurun sol taraftan diğer bölüme geçiriz. Burası da Aziz Dere Manastırı'nın toplu mezar odası milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. Ama burası ilk inşa edildiği zamanlar Aziz Dere yani bir mezarlık olarak kullanılmıyordu. Burası bir şifahane, bir tıp merkezi görevi görüyordu. Dönemin din adamları burada çeşitli ilaçlar üretiyordu. Günümüzde halen tıp ve eczacılıkta yılan figürleri görebiliyoruz. Burada da şöyle sol üstüne baktığımız zaman bir figürde. İki tane yılanı başlarını vazoya sokup zehirlerini yakıttığını görebiliyorsunuz. Zehir, han zehriyle temsil etmektedir. 13. yüzyıldan sonra burası artık azizleri, yani bir mezarlık olarak kullanılmaya başlandı. Toplam 7 mezar, her bölüm bir mezar oluyor. 7 mezarın içinde 52 din adamının kemikleri bulunuyor. Baştaki 3 mezar patriklere ait. Patrikhane buradan taşındığı için bu 3 mezar günümüzde kullanılmıyor. Diğer 4 mezar ise metropolit mezarı. Metropolit bölge sorumlusu demek. Patriğin bir altı. En son mezar Morfinixenius Anadolu Banyai ve 1969'da buradaki mezara defnedildi. Günümüzde halen ihtiyaç durumunda bu 4 mezar aktif olarak kullanılıyor. Eğer ihtiyaç görülürse 4 mezarın yenisi yolunu açılır. O da buradaki mezar oluyor. Üstteki kapak taşları kaldırılır. Mezarın içindeki eski kemikler mezarın köşesine koyulduktan sonra vefat eden din adamı ayin kıyafetleriyle beraber mezarın içindeki sandalye yüzü doğuya bakacak şekilde oturtulup defnedilir. Sebebi ise biz Hristiyanların İsa Mesih'in kıyamet gününde doğudan geleceğine inandığımız için onu bu şekilde hazır ve saygıyla bekliyorlar. Sivil insanlar ise normal mezarlarda yerde uzanarak kefen ve tabut içinde ama yine de yüzleri doğuya bakacak şekilde defnediliyor. Sadece din adamları bu şekilde oturtularak defnediliyor. Duvarları kararmış halini görebiliyorsunuz. Sebebi 1402'de Timur'da Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra manastıra saldırıyor. Eskiden tavanda altın mozaikler bulunuyordu. Timur o mozaikleri sökebilmek için burada büyük bir ateş yakıyor. Ateş taşlara zarar veriyor. Taşlar zarar görünce altın düşüyor ve maalesef günümüze kadar kararmış taşlardan başka bir şey kalmıyor. Kapılar ceviz ağacından yapılma, el işlemeli kapılar kündekari tekniğiyle yapılmış kapılardır. Çivisiz, tutkalsız. Yani üzerlerinde gördüğünüz sarımsı işlemeler kapıya işlenirken çivi, tutka gibi maddeler kullanılmadan tamamıyla geçirmeli bir şekilde yapılmışlardır. Buna da günümüzde kündekari deniyor. Kapıların yaklaşık 500 yıllık tarihleri bulunuyor. Temas etmeden fotoğraf çekebilirsiniz. Var mı aklınızda takılan sormak istediğiniz bir şey? Buyurun Güneş Tapınağı'na geçebiliriz. Tarihi bulunuyor. Süryaniler Hristiyanlığa geçmeden önce burada güneşe tapıyorlardı. Güneş ışınları sabah saatlerinde buradaki pencereden içeri vurduğunda buraya gelip güneşe tapıyor, ibadetlerini yapıyorlardı. Tabi eskiden pencere bu kadar küçük değil, kemerin hepsi açık, zeminin de orijinali 2 metre daha aşağıda. Hristiyanlıktan sonra burası kullanılmadığı için manastır restorasyonu sırasında fazla taş, toprak,
buraya atıldı ve zemin 2 metre kadar yükseldi. Pencere de daha sonradan güvenlik amacıyla kapatıldı. Yani orada yaklaşık 4 metrelik bir açık olduğunu düşündüğünüz zaman güneş rahat rahat girebiliyordu. Burası da sunak bölümü. Yılın bazı günlerinde güneş ışınları bu tarafa vurduğunda buraya gelip güneşe kurban sunuyorlardı. Koç, keçi gibi eti yenilebilir hayvanlar yılın belirli günlerinde burada güneşe kurban olarak sunuluyordu. Milattan sonra 1. yüzyılda Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra burayı artık kullanmamaya başladılar. Buranın en büyük özelliği ise tavan ismi kemer sistemi ve kilit taşlarıyla yapıldı. Yapım aşamasında ilk önce 4 duvar yapılıyor ve odanın içi kumla dolduruluyor. Ki kum iskele görevi görsün diye. Daha sonra taşlar geometrik şekillerde kesilip diziliyor. Taşlar dizildikten sonra kum alttan boşaltılıyor ve sizin de görebileceğiniz gibi taşlar arasında harç, kireç gibi maddeler kullanılmadan taşlar birbirlerine sıkışıp bu şekilde duruyorlar. Toplam 13 sıra taş bulunuyor. Bu taraftan 6 sıra sağa yatık şekilde, bu taraftan 6 sıra sola yatık şekilde. Birazdan nasıl olduğunu göreceğiz. Ve orta sıra kilit taşlarıyla V şeklinde kesilip dizildiği için taşlar birbirlerine sıkışıp 4000 yıldır bu şekilde ve düşmüyorlar. Her bir taşın yukarı doğru uzunluğu 1,5-2 metre arasında değişirken her birinin ağırlığı ise 2 ton civarı. Bu taşların en büyük özelliği ise ağırlığı ne kadar fazla olursa bir o kadar sağlam yapı haline geliyorlar. Yani burası o kadar sağlam bir yapı ki manastırı daha sonradan bu yapı üzerinde inşa edildi. Taşların yan yan kesildiğini söylemiştim ama buradan baktığınız zaman taşlar düz bir şekilde gözüküyor. Ama düz kesilmiş olsalardı zamanla kayıp düşerlerdi. Şöyle biraz çıkışa doğru gittiğimiz zaman taşla şu şekilde mi kesiyor o zaman? Aynen öyle. Şimdi şuraya biraz geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Taşları nasıl kaldırmışlar güçleri? Kaldıraç sistemiyle işte sürükleyerek insan ve hayvan gücüyle. O zaman şöyle bakabilirsiniz yukarı doğru. Şuraya bakarsanız evet. Ayağımları biliyorsunuz nasıl kesildi. Evet. Evet arkadaşlar, manastır gezimizi sona erdiriyoruz. Zaten güzel bilgiler edindik. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Gerçekten çok güzel bilgi verdiler. Sağ olsun, hep tercüman gezdirdiler bizi. Tercümanla gezdirdiler bizi buraya. Yolunuz düşerse kesinlikle gezmenizi tavsiye ederiz bize. Bir de şey vardı, manastırın büyük bir kısmını gezemiyoruz. Aktif kullanıldığı için. Sadece ziyaretçileri bazı yerlerde gezdiriyorlar. Bu yüzden manastırın çoğusunu size gösteremedik ama yani onu bilmeniz gereken manastır gördüğümüzden çok çok daha büyük. Hani sizin de gezmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz aşağıda çıkan beğen butonuna tıklayıp yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Bu ve buna benzer video görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.